Beni belki böyle trade yaparken hiç görmemiş olabilirsiniz. Ben daha uzun vadeli bir yatırımcıyım. Ama bir yandan da quantfury.com üzerinde tamamen masrafsız işlem yapabiliyoruz. Üstelik dileyen burada kaldıraçlı işlem de yapabiliyor. Ben biraz fazla kaldıraçlıyım. Burada görüyorsunuz aşağı yukarı 17.500 dolar civarı bir para var hesabımda. Ama bununla 300.000 dolarlık işlem gücü satın almışım bunda yarısından fazlasını kullanmış durumdayım. Yani kaldıraç burada ne oluyor? 15-16 kaldıraç var gibi görmek lazım. Tamamını kullanmasam da. Neden seviyorum Quant Fury? Çünkü işlemler bedava ve bir yandan da Trading View da buraya entegre olduğu için şu anda görüyorsunuz Nvidia hissesinin anlık hareketlerini takip ediyorum. 5 dakikalık zaman diliminde Bollinger bantlarımı hazırladım, RSI'mi hazırladım. Neler olup neler bitiyor ona bakıyorum. Bu çerçevede bakıyorum neler oluyor bitiyor diye. Peki ne yapacağım? Nvidia çok önemli bir bilanço getiriyor bugün borsa kapanışından sonra ve çok da riskli bir bilanço getiriyor açıkçası. Çünkü aşırı pahalı şu anda Nvidia'nın fiyatlaması. Yani diyecek hiç hiçbir şey yok. Fiyat kazanç, fiyat böyle satışlar, fiyat böyle defter değeri nereden bakarsanız bakın. Çünkü Nvidia bir önceki bilanço döneminde bu bilanço dönemiyle ilgili %50'lik bir büyüme beklediğini söyledi. Hisse başı karlıkta Wall Street bir önceki çeyrekten iki kat daha fazla kar bekliyor. Yani çok aşırı beklentiler var. Böyle şeylerden korkulabilir. Öte yandan Nvidia yapay zeka devriminin en önemli oyuncusu. Çünkü mikroçip pazarında yapay zeka çiplerinde %80-90 arasında pazar payına sahip. Elbette rakiplerle uğraşıyorlar, AMD uğraşıyor. Microsoft, Google gibi şirketler kendi çiplerini geliştirmeye çalışıyorlar ama ara hala çok açık. Ve biliyoruz ki talepte bir sorun yok şu anda. Talep Nvidia'nın kulaklarından fışkırıyor. Riskimiz nerede? Acaba üretebilecek mi bu kadar çipi? Çünkü tedarik zincirinde sıkıntılar olabiliyor. TSMC en büyük tedarikçi Nvidia'nın o kötüce gelecek tahminleri de bulundu ama o genel konuştu. Yapay zeka çiplerinde hızlı büyüme var ama bizim genel olarak çipler tarafı çok iyi gitmeyebilir dedi. O biraz korkuttu insanları. Yani tedarik tarafından endişe ediyoruz. Talep tarafında pek endişe yok. Ondan dolayı da hisse senedi nasıl davranacağı biraz karışık. Ben tahminimi söylüyorum. Nvidia hedeflerini tutturacak o yüksek hedefleri. Nvidia'nın hedef tutturmak konusunda iyi bir performansı var geçmişte. Ama geleceğe yönelik yaptığı açıklamaların da kuvvetli olması gerekiyor ki bu aşırı yüksek değerlemeyi valide edebilsin. Ve o açıklamalar yapay zeka oyununun tamamını verecek. Yani Microsoft'larda, Intel'lerde, Tesla'larda buradan çok etkilenecekler hepsi. Neden? Çünkü eğer Nvidia diyorsa ki yapay zeka koptu gidiyor arkadaşlar. Bu yavaş yavaş diğer şirketlere bunun yansıyacağını gösterecek. Bilanço döneminde yapay zeka hisselerinin çok büyük bölümü sıkı dayak yiyip geldiler. Nvidia daha az dayak yedi. Nvidia bir ara düştü sonra geri toparladı aslında kendini ama temel olarak yapay zeka hisselerinde dayak var. Çünkü acaba hayal kırıklığı mı yaşayacağız diye işte bugün bütün bunlar belli olacak. Ben ne yapacağım? Vallahi zor bir şey. Dediklerimi yapmayın. Oldu mu ben risk alan birisiyim. Ben bu trading pozisyonumu kapatacağım muhtemelen. Bilanço saati yaklaşırken kapanıştan önce işte burada görüyorsunuz 3200 dolar küçük bir karım var. Burada ortalamada 440 dolarlar civarında bir ortalamam var. Aşağı yukarı 2 haftadır taşıyorum bu pozisyonu. 457'deyiz şu anda. Güzel bir kar sağladı. Uzun vadeli pozisyonda bir miktar hisse aldım. Hatırlayanlar vardır. Ben aslında Nvidia'yı satarak geldim. Son 15.000'e kadar. Son 15 gündür Nvidia'daki zayıf fiyattan yararlandım ve tekrar alımlara geçtim. Uzun vadeli portföyüme dokunmayacağım. Kapanışa doğru bu mumlar nasıl gidiyor da biraz bakıp belki kısa bir short da açabilirim. Neden short bir pozisyon açabilirim? Yani gelebilecek kötü habere karşı kendimi korumak için. Ama uzun vadeli Nvidia yatırımcısıysanız bence bunların pek önemi yok. Evet belki burada Nvidia aşağı gidebilir, yukarı gidebilir ama uzun vadede yapay zeka akımı bence daha çok yolu var diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı uzun vadede pozisyonlara okunmayacağım. Ama kaldıraçlı işlemlere bilanço döneminde girmeyi her zaman çok korkutucu buluyorum. Çünkü bilançolarda çok gol yiyebiliyoruz. Hatırlayın Tesla'da bütün hedeflerimiz tuttu. Yani bilanço tarafı ama hisse senedi o gün bugündür dayak yönerlisi pazartesiye kadar. Yani o işler belli olmuyor. O yüzden burada kaldıraçlı pozisyonları kapatmaya net kararlıyım. Uzun vadelileri tutuyorum. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Eğer opsiyon pazarına bakacak olursak Burada Nvidia ile ilgili %11 yukarı veya aşağı doğru bir hareket bekleniyor. Ki aşağı doğru %11 hareket verirse bunun devamı da gelir diye düşünüyorum. Yukarı doğru hedefimiz 500 dolarlar civarında. Yani o ilk %11'i alırsak daha sonra gelecek yükselişlerle beraber aşağı doğru da 400 dolarlara kadar gidebiliriz gibi gözüküyor işin doğrusu. Sizi korkutmak istemem ama durum böyle. Ve yarın da FED toplanıyor. Powell bakalım neler diyecek. Ona da her şey etkileyecek. Benim kafamdaki senaryo bugün Nvidia iyi bir bilanço getirecek. Hisse bir miktar yukarı veya aşağı gidebilir ama çok sert bence ergen etmeyecek beklenen. Aksine tabii ki öncesi falcılık yapıyoruz. Burada yanılma payım çok çok yüksek sonra dalga geçmeyin. Nvidia bilançosunda bir önceki çeyrekte çok yanılmıştım. Hedefini tutturamazlar demiştim. Nvidia bırakın hedef tutturmayı tarihi yükseliş yaptı. Yani bu büyüklükteki bir şirketin bir sonraki çeyrek için satış hedeflerini 50 arttırdığı örnek yok tarihte öyle söyleyeyim. Ondan sonra hisse zaten coştu gitti ve orada açıkçası evdeki hisselerin bir bölümünü boşuna satmış yakalandı bu hikayeye. Bakalım bu çeyrekte ne olacak göreceğiz. Heyecan verici bir gün. Yatım tavsiyesi asla vermiyorum. Tekrar yapacağımı söylüyorum. Kısa vadede burada gördüğünüz pozisyonumu kapatma niyetindeyim. Uzun vadede pozisyonumu tutma niyetindeyim. Yeni bir eklemede bulunmayacağım. Girişata göre belki saat 11'e çeyrek kalı civarı burayı kapattıktan sonra yine Quantifery.com üzerinde masrafsız olarak bir satış da yapabilirim. Yani hafif bir açığa satış da yapıp bir shortlama da yapabilirim girişata bağlı. Oradaki kriterim de hisse burada çok hızlı yukarı giderse örneğin 465'leri falan görürsek seans sırasında o zaman shortlamaya niyetim var. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Siz ne yapacaksınız? Yorumlarınızı, görüşlerinizi çok merak ediyorum. Aşağıda paylaşın lütfen. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hayırlı trade'ler inşallah Nvidia bizi bugün çok fazla üzmez.